Ailece. Merhaba sevgili dinleyiciler. Aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1 kanalında Ailece ile sizinleyiz. Programı hazırlayan Sinem Ünlü, teknik yönetimde Serdar Özeren ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Programın ilk bölümünde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan. Dini bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı duygularının paylaşıldığı millet olma şuuruna ermenin temeli. Güçlü bir toplumsal yapının oluşturulması, öz değerlerine bağlı çalışmayı, güzel ahlaklı olmayı ilke edinen erdemli kuşaklar yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu sebeple birey ve toplum yaşamında çok önemli bir yeri bulunan bayramları çocuklarımıza anlamına uygun biçimde yaşatmamız gerekir. Bayramların toplumdaki yeri üzerine hoş bir sohbet yapacağız kendisiyle. Programın ikinci bölümünde ise fonksiyonel tıp diyetisyeni Derya Zümbülcan konuğumuz olacak. Kolesterol bedenimizde sağlıklı hücrelerin yapım ve onarımı için gereken yağ yapısına bulunan doğal bir bileşen. Hücre zarının yapısı D vitamini üretimi gibi hayati fonksiyonlarda görev alıyor. Ancak çok yüksek olursa bu sefer hücrelere zarar vermeye başlıyor. Bugün sağlıklı hücre yapısının devam edebilmesi için kolesterol seviyelerini dengede tutmayı konuşacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. Aile, yaşam yürüyüşünün en güçlü pusulası, sevgiyle güçlenen bir kale. 7'den 70'e hepimizin programı Ailece bu senede sizinle. Ailece hafta içi her gün 10 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 1'de. Ve programımızın ilk bölümünde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle bayramların toplumdaki yerini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Güray Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisin inşallah. Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Bayram arifesinde tabii bizler de dini bayramların toplumdaki önemini, yerini konuşalım istedik. Temel yardımlaşma, sevgi, saygı ilkelerini, o bayramın huzurunu, neşesini aktaralım istedik. Psikolojik olarak ne gibi bizlere desteği oluyor, yardımı oluyor toplumsal hayatta, bunları konuşalım istedik. Neler söylemek istersiniz öncelikle bayramların toplumsal hayatımızdaki yeri üzerine? Tabii bayramların toplumsal hayat üzerindeki yeri gerçekten çok evrenseldir, onu söyleyeyim. Evrenseldir. Mesela bizim sadece bizim dinimiz, inanç sistemimizde değil, bütün dinlerde muhakkak bayramla ilgili günler vardır. Noel vardır, Taşkale vardır. Yani bizde de Ramazan bayramı vardır, Kurban bayramı vardır, dini bayramlar. Bunlar bir toplumsal ihtiyaç olduğu için bir yerde eğer ihtiyaç varsa bu bir şekilde ifade ediliyor. Yol buluyor kendini ifade etmeye. Onun için burada bir bayramlar hem dini hep bir bayramlara ele alındığı zaman dini boyuttan ele alınıyor. Ama toplum boyutu var, bireysel boyutu var. Bütün bu boyutlarda ele almak gerekiyor. Tabii bayram muhakkak insanın belli bir ibadet boyutu var dini bayramların muhakkak. Yani onun insanın dini ritüellerini yapması için, dini pratiklerini, görevlerini yapması için anlamını bilmesi için. Mesela kurban bayramı nedir? Kurbiyet kelimesi. Şimdi kurbanı kesme bayramı değil mesela. Kurban bayramının asıl anlamı Allah'a kurbiyet, yaklaşmak, yapmak. Bunun için mesela kurban bayramının çıkışı diyorsun, Hazreti İbrahim vardır. Böyle o oğlu Hazreti İsmail'de 3 defa rüya görünce kurban etmesini şey yapıyor, yani en sevdiğim şeyi sana kurban edeceğim diye dua etmesi var. Daha sonra birçok şey elde edince en sevdiği şey çocuğu. Onu kurban et madem söz verdiğim gibi, rüya görünce ondan sonra kurban hayvan kesimi ortaya çıkıyor. Aslında oradaki amaç kurban daha yakınlaşmaya için bir adım atmasını sağlamak. Kurban yaklaşmak demek. Kurban insanın Allah'a yaklaşması. Akıbet Allah'ın insana yaklaşması. Burada kurbiyeti yaklaşmayı, bu manayı düşünürsek Kurban Bayramı'nın sadece bir şey bayramı, hani hayvan kesim bayramı görmüş oluruz anlamını. Bu nedenle yaptığımız bayramı anlam boyutu da var. Bütün bayramlarda öyle. Mesela Batı kültüründe güzel müktubat şükür günü vardır. Mesela, o gün herkes şükretme tavsiye edilir. Yani 19. yüzyılda bu bütün din karşıtı akımların etkisiyle şükür gününe teşekkür etmeye ne lüzum var diye bir akım başladı. Çocuklara yani mesela Amerika'da açık sınıf politikaları fazla değil, 50 sene önce açık sınıf politikaları yapıldı. Çocuk istediği zaman giriyor, istediği zaman çıkıyor sınıfa ve çocuklara teşekkür etmek doğru değildir diye öğretmiştir. Teşekkür ederim. Özgür olur. Özgür olsa insanın içine yetenekler gelişir ve böyle olursa daha çok insan peşine özgürlüğün dozunu kaçırarak teşekkür etmeye bile gerek yok diyen bir şey başladı. Akım başladı. O akımla birlikte açık evlilik, açık sınıf politikaları, bütün bunlar oldu. Mesela açık evlilikte de iki taraflı evli, iki taraflı sevgilisi var, bir özgürlüktür denilen bir yaklaşımlar bu 70-60'lı yıllardan sonra genel değil. Fakat açık sınıf politikalarında şu görüldü. Öğrenciler kendilerinden böyle teşekkür etmeyi, şükran duygusunu, böyle paylaşımcılığı, empati öğretmedikçe kendilerinden öğrenemiyorlar. Bunu öğrenemeyince suça yatkın, suça becerikli kişiler yetişiyor. Şiddet olayları artıyor. Böyle okulda öğretmenler mesela saçına sakız atıyorlar. Öğretmen onların hayır demesi yasak. Özgür bırakın çocuklar diyorlar. Öğretmen bulunamıyor okullara. Sonra. Bu şekilde okullar oluşuyor. Yani sonuçta yani bayramlar insanın bir eğlenme ihtiyacı, özgürlük ihtiyacı için günler. Yani ama mesela bayramların anlam boyutu da çok önemli. Bayramlara doğru anlam yüklemek lazım. Kurban Bayramı'nın anlamını unutmadan o bayramı bizim yapmamız gerekir. Bayramın böyle manevi boyutu o dini gerekçelerle ibadet boyutu var. Yani bu şeyi yaratan bizim kurbana Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Yani bizim yani kurban verebilecek gücü olan bir kimsenin kurbanı vermeyle ilgili yani yoksulu işitmeyle ilgili onun farkına varmayla ilgili bir empati geliştiriyor bu bayram mesela. Varlık bulan kişilerin o olmayan kişilerin farkına varmasını sağlıyor. Yani bu açıdan çok insanda empati becerisinin gelişmesine katkı sağlayıcı yönü var bayramın. Bayramda mesela diğer bir şey nedir? Diğer insanlarla işbirliği kuruyor. Onlarla sohbet etmek, paylaşımcılık, onlarla böyle ilişki kurabilmek. Yani ilişki yönetiminde öğrendiğimiz alanlardır bayramlar. Yoksa insanoğlu hele bu zamanda çok merkezci olmaya yatkın. Bu aslında en önemli hastalıklardan birisi de bencillik hastalığı. Bencilliğin böyle hastalık şeklinde yayıldığı günümüzde bayramda kendinden dışından da farkına var, yoksulların farkına var, evine et giremeyenlerin farkına var. Bir mesaj var bu toplumumuzdaki yeri derken bunu da düşünmek çok önemli. Yani yoksulu, imkansız olan kimseleri, gücü olmayan kimseleri farkına varabilmek. Yani burada komşusuz açken rahat uyuyabilmen bizden değildir diye mesela Aziz Peygamber. Bu da bir şeydir. Yani bayramda bunları etrafta ne kadar yoksul var diye bizim kültürümüzde var. Biliyorsunuz. Dünyayı belli oluyor. Olana gideyim. Bakkaldan derse kapatıyor, borçlarını ödüyor. Yani karşılıksız iyilik demek burada. Yani bayramlarda en çok iyilik yapmak başkalarına varmak, yani ötekilerin farkına varabilmek önemli. Ötekileri düşünmeden yapılan yaşam küresel barışın en büyük düşmanıdır şu anda. Bencilce yaşam küresel barışın en büyük düşmanıdır. Yani bu nedenle bizim bunu gözün kültürünü almamız, bayramları bir kültür haline getirmiş olmamız çok gerekliydi, faydalıydı, toplumsal faydası var. İşte bu en önemli faydası da aile yapısına önemli faydası. Aile değerlerine. Yani bayramları bir şey için, yani ailedeki sermayenin, sosyal sermayenin artması günü olarak görülür. Sosyal sermaye nedir ailede? 3 tane değerin zenginleşmesi: sevgi, saygı, güven. Bu 3 değer, 3 duygu aileyi güvenli alan yapıyor. Bunu artırmak için fırsat lazım. Nitelikli beraberlik günüdür bayramlar. Aile bireyleri sabah kalkıp iş telaşı. Ben bugün bir genç geldi, böyle işte ergenlik çağındaki bir genç. Evlenmeyi düşünmüyorum dedim. Neden gerekçe dedim. Ya dedim, benim diyor, annem babam çalışıyor. Uyuyorlar diyor. Hakikaten. Ama eve ne zaman gelsem diyor, buzdolabında yumurta var, şurada şu var. Sabah böyle, akşam böyle. Ben böyle bir hayat istemiyorum diyor. Evlenmemeyi tercih ediyorum. Şey yapıyor tabii. Ama hiç olmasa böyle çalışan kişiler için bayram, onların birlikte zaman geçireceği, beraber olacağı vakitler olarak çok kıymetli. Yani muhakkak bayramda herkes kendi kafasına tatil yapmak gibi değil de sosyal bir etkinlik yapma yolunda fırsat gibi. Yani bir yere gidilecekse bile muhakkak birlikte gidebilmek önemli. Yani her gelenin yemeğe ayrı yediği, böyle herkesin odasına çekilip kafasına göre yaşadığı dönemi bayramlar hiç olmasa bir nefes aldırıyor, bir araya getirtiyor. Yani geleneklerimiz bize gelenek haline gelmiş bu. Ve çocukların gelişen, yani bayramların toplum faydalarının bir boyutu işte, bir boyuta çocukların, çocuğun psikolojik davranış gelişiminde çok önemli rolü var bayramların. Yani çocukların davranış gelişiminde en önemli etkenli çocuklar. Şu anda, daha önce biz kültür aktarımını aileyle yapıyorduk. Şimdi sosyal medyayla yapıyoruz. Sosyal medyayla artık. Sosyal medya gerçekten birbirimizi etkiliyor. Evet. En öğrenecek şey aileden öğrenecek mesela. Sevgi, saygı, ilişkisi aileden öğrenmeli. Bayramlar böyle bir durum için bir fırsat. Ve çocuklar öğrenirken, davranış geliştirmeyi öğrenirken en çok onların böyle anlatılan bilgiler, konferans şeklindeki bilgiler, bağ şeklinde bilgiler çocukların gelişen ruhunda kalıcı olmuyor. Gelişen ruhunda çocuğun kalıcı olacağı şeyler yaşantılardır, hikayelerdir, çocuklukta yaşayan hayat olaylarıdır, senaryolardır. Bütün bunları çocukta bayramda birlikte yaşantı oluyor. Bir yere gidiliyor, bir şeyler yaşanıyor, mutluluk paylaşımı oluyor, sevgi paylaşımı oluyor. Yani bayramı çocuklar çok sever onun için bayram. Bayram diye bayram ederler çocuklar. Bu da haklı, hak ediyorlar da bunu. Bu nedenle burada bayramlarda bu şeyi, yani çocuklarla bu güzelliği yaşatmak için ne yaparım da bayramı daha kaliteli geçiririm, bayramı nasıl aileye katkı sağlayacak, aile bağlarına katkı sağlayacak diye geliştirmek demek önemli. Bu özellikle çocuklarda ergenlik çağı öncesi çok önemli. Ergenlikten sonra artık çocuk bireyselliğe yatkın olduğu için, yani ben artık kendisi kendi kendini yönetmeye talip oluyor, yani o genetik olarak öyle kodlanmış. O aileden uzaklaşıyor. O zaman da muhakkak önemli ama yani asıl o ergenlik dönemi 12-15 yaşından önceki beraberlikler çok daha etkili. Zaman geçirebilirse eğlenme, birlikte bir şeyler yapma, etkinlikte bulma, seyahat etme. Bunların hepsi birlikte bir şey yaşama çocuğun gelişen ruhunda iz bırakıyor. İleride o çocuk aileye bağlı oluyor. Yani hem özgür olacak çocuk hem ait olacak aileye. Bunun için yani aileyi sevmesi lazım çocuğu. Aileyi sevmiyorsa ama bir an evvel liseyi bitireyim de bir yere kaçayım, üniversiteye gideyim diye çocuk böyle eve gelince mahkemeye geliyor duygusuyla geliyorsa eve çocuk, hatta evde o çocuk bayram bile yapamaz yani. Bayrama geldiği zaman yani ayıp, yasak duygularla yetiştirilen, yani sadece bu duygularla yetiştirilen çocukta yani tabii muhakkak çocuk nerede duracağını bilecek, ayıpları bilecek, yasakları bilecek ama Bunu bu zamanın yöntemi ikna, inandırma ve sevdirme yöntemi. Bunları yapmıyorsak, ikna, inandırma, sevdirme yöntemini yapmıyorsak o çocuğa, o çocuk sevmez. Sevmedikten sonra bağlanmaz ki. Evet. Acaba bağlanmaz. Bayramlar aile hayatını sevdirme günleridir bunun için. Yani bu fırsat olarak bunu düşünmek gerekiyor. Evet, sizin sorunuz vardı galiba. Yok, aslında güzel gidiyoruz. Tabii bencilliğin tam tersidir aslında bayramlardaki duygular ve bireyselliği değil toplumsallığı vurgulayan günlerdir. Bunun da anlaşılması gerekiyor çünkü artık büyük şehirlere hapsolduğumuz günümüzün yaşamında da çok fazla kapılar çalınmıyor ne yazık ki. Biraz da tabii çevrenin, tanıdıkların azalmasıyla birlikte. Ancak her zaman için tabii ki kapısının çalınmasına muhtaç olan insanlar iletişime geçmek isteyen insanlarımız da var. Çocuk esirgeme kurumları var, yaşlı evleri var, bakım evleri var. Tabii diğer farklı hastalıklardan muzdarip olanların bulunduğu kurumlar var, hastaneler var. Aslında çok fazla yapabileceğimiz, ziyaret edebileceğimiz yer var. Ziyarete muhtaç olan, bizlerden ilgi bekleyen, iletişim kurmak isteyen insanlar var. Onların da unutulmamasını ben özellikle vurgulamak istedim Kurban Bayramı öncesinde. Ve tabii ki kurban kesebilenlerin de etlerini usulüne uygun bir şekilde yiyemeyenler ağırlıkta olmak üzere paylaştırılması da önemli. Çünkü son yıllarda büyük şehirlerde özellikle veremiyor, çevresine vermiyor, tamamına yakını kendisi yiyor. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Bunları da belki bir nebze olsun söylemek istedik. Sizin de özellikle ekleyeceğiniz varsa Kurban Bayramı öncesinde çok yerinde olur. Tabii. Yani Kurban Bayramı'nda dediğiniz gibi paylaşımcılığın ön planda olduğu bayram. Kurban Bayramı. Burada şu olmasa bile genellikle insanlar kesmek yerine bir işte vakfa gibi bir diyanete yahut da bu konuda güvendiği bazı derneklere, vakıflara yani bağışlar da yapıyorlar. O da bir şeydir. O da muhakkak evet. Yani bayram kesip de dediğiniz gibi kurban kesip de sadece kendi ihtiyaçlarına yönelik yapıyorsa bu zaten bayramın kurbanı sadece konu komşu kurban kesti demek büyük ihtimalle. Yani o kişiler bayramın anlamını bilmiyorlar. Yani sosyal boyutunu bilmiyorlar, manevi boyutunu bilmiyorlar. Yani kurban kelimesindeki biraz özellikle ne yaparsam ilahi rızayı kazanırım. Ne yaparsam manevi olarak kendimi geliştirebilirim diye bu yani çok dünyasallaştık. Bunun en büyük özelliklerinden birisi çok dünyasallaştık. Evet. Böyle her şey sadece dünya hayatının olup bittiği gibi gözüküyor. Halbuki şu anda bu bilimsel bilgiler de kuantum bilgisi özellikle bizi gösterdi ki ölüm gibi bir şey yok aslında. Ölüm enerji bandını değiştirmek. Baktığımız enerji bandına farklı bir enerji bandını değiştirmek. Bilinç dediğimiz şey subjektif gözlemci olmak var. Bilinçli olarak gözlemlediğimiz zaman varım, gözlemlemediğimiz zaman yokuz. Mesela madde dediğimiz şey aslında madde diye bir şey yok. Maddenin en küçük parçaları foton incelenmiş. Foton aslında manyetik iplikçik olduğu anlaşılmış. Yani madde denilen şeyin aslında nöroton bunlar incelenmiş. Hepsi sicim teorisine göre birer iplikçik oldu. Böyle olunca evren dijital ve enerji tabanlı bir evrendeyiz. Böyle bir durum evrende yaşarken yani ölümün tek farkına varan da insan. Ölümü sorgulayan, ölümü açık bekleyen, ölümden sonrasını düşünmüyoruz biz. Ölümden sonrasını düşünmeden yapılan bir hayatın insana iki tane olumsuz zararı var. Bir dünyada zararı var, bir de yani zaten hep din deyince ölüm cehennem gibi akla gelir. Aslında cezalandırmadan daha öte. Kişinin dünyada da yani hesap verebilme duygusuyla yaşamasını sağlamak açısından da önemli. Yani bir insanı hatadan koruyan şey iyi niyeti, vatanseverliği, dindarlığı değil. Onun hesap verebilirliğidir. Bayramlarda da yaratıcıya sorumluluğu hissediyorsunuz, topluma sorumluluğu hissediyorsunuz, paylaşma, yardımlaşma hissediyorsunuz. Sadece kendisi için yaşayan insan tipi bu asırda narsisizm deniyor zaten. Özseverlik, kendine hayran olmak, için yaşama tipi. Böyle insan modeli çoğaldı. Böyle bir insan modeli oldu, bayrama anlam veremiyorlar bayramı. Yani lüzumsuz yani gibi gören anlayış var. Yapanlar, gelenek olarak yapanlar da çok anlamını bilmiyorlar. Empati, yani bu aslında en manevi fakirlik var bu aslında. Empati fakirliği var. Empati fakirliği de bayramlar onun için empatinin ilacıdır bayramlar. Ki öğrenmenin ilacıdır. Çocuklar empati öğretmenin ilacıdır. Yani bayramlar çocuğumuzla birlikte gitmek, Cuma'ya çocuğumuzla birlikte gidip yani başkanına yardım ederken çocuğu eline verip sen yardım et. Mesela ona böyle almayı değil vermeyi de öğretmek gerekiyor. Yani bayramın en önemli sebeplerini sadece almaya değil vermeye de. İnsan çünkü hayat alışveriş değil, veriş alıştır. Evet. Kazanıyor aslında, veren kazanıyor. Bayramda vererek yaşamak, paylaşarak yaşamak gerekiyor. Hep bana diye insanların yaşadığı bir toplum şeydir. Huzur bulmaz orada. Yani hep bana diyen yaşayan toplumlarda kişinin iş dünyasında barış yoktur. Ailede de barış yoktur. Yemeğin en iyi yeriyim ben yiyeyim diyen kişi diğer kardeşler arasında rekabet oluşur. Kavga çıkar. Huzur o evde. Toplumda aynı şekilde. Onun için burada adaleti de var. Toplumsal adaleti. Adaletini. Yani bayramlar bu nedenle bizim bayramların psikolojik boyutunda insanın manevi zenginleşmesi, psikolojik zenginleşmesine katkı sağlıyor. Bu da paylaşımcılığı, ilişki yönetimini öğrenmekte, başkalarının haklarını, ihtiyaçlarını öğrenmektir. Empati, yani empati oturup ağlayan birisiyle ağlamak değil. Onun Tabii. duygularını anlayıp, onun ihtiyaçlarını, haklarını dikkate alarak ilişki kurmak. Yani bunu, yani yoksulun hakkını, toplumdaki dezavantajlı bir sürü insan var. Onları da düşünmek gerekiyor işte. Huzur evlerinde yahut da işte bakım evlerinde Türk devlet tarafından koruma altına alınmış çocuklar. Gidip o çocuklara yüz yüze görmeseniz bile oralara, o kurumlara, o ortamlara hediye yapmak. Yani bir bayramı annesiz babasız geçiren bir sürü çocuk var, bu koruma altına alınmış. Yani onlara bir şekilde manevi yardım yapmanın şeyidir bayramlar. Yani bir fırsatıdır. Yani iyilik yapmanın güzelliğini, tadını çocuklarımıza tattıralım. En güzel bayramdaki bu anlamı çocuklarımıza öğretelim. Benim en önemli vermek istediğim mesaj bu olur. Evet, daha ne olsun, zaten özetlemiş olduk, mesajı da vermiş olduk. Sizlere ve tüm dinleyenlerimize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa sağlıklı, mutlu, güzel bir Kurban Bayramı diliyoruz bizler de. Şimdiden bu Arife gününden sağlıkla efendim, görüşmek dileğiyle tabii. İyi bayramlar herkese, hoşçakalın. Sağ olun. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fonksiyonel tıp diyetisyeni Derya Zümbülcan'la kolesterol yüksekliği ve beslenmeyi konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim.